Aşı gidip de virüsü öldürmüyor veya mikrobu öldürmüyor. Bir antibiyotik değil aşı esasında. Aşı şu demek. Siz hastalık mikrobuyla veya virüsüyle karşılaşmadan önce vücudumuzun savunma mekanizmalarının o düşman dediğimiz virüs veya mikroorganizmanın özelliklerini bilmesini sağlatmak için kullanılan bir madde. Yani insanlar aşıyı oldum ben virüsü o öldürecek değil. Esasında aşı insanların savunma mekanizmalarını, daha doğrusu biraz basit anlatımla siz düşmanla karşılaşmadan önce düşman özelliklerini kendi askerinize, kendi savunma sisteminize öğreterek onun özelliklerini daha karşılaşmadan bilmesini sağlatmak. Yani biz aşı verdiğimiz zaman esasında bir virüs vermiyoruz. Bir hastalık vermiyoruz veya tam tersine virüsü öldürecek bir madde vermiyoruz. Sadece insanların virüsle karşılaştıkları zaman savunma sistemlerinin hazır halde olması için daha önceden o düşmanın özelliklerini tanıtıcı bir madde. Düşmanınızı bilirseniz, onun nasıl hareket ettiğini bilirseniz çok daha savunma hazırlığınız olmuş olur. Öteki türlü kimle karşılaştığını bilmezseniz bir anda geldiği zaman düşman ne özelliği var diye onu Allah öyle yaratmış ki vücudumuzu. Yani biz bu aşıyla bunu aktive ediyoruz. Aşıyı verdiğimiz zaman bazı insanlarda bu savunma mekanizmaları zayıf olabilir. Yeteri kadar kendi savunma sistemlerini hazırlamamış olabilir. Ama sonuçta bir miktarda yine hazırlamış olabilir. Niye yaşlı insanlarda, şeker, diyabet, işte kilolu insanlarda aşı daha az etkisiz dendiği zaman bunu görmemiz lazım. Yani siz esasında ben aşı oldum ama yine hasta oldum diyorlar. Evet, zaten biz aşıyı niye veriyoruz? Kendimizin savunma mekanizmalarının kuvvetli olan insanların hastalanmamasını, zayıf insanların da bu hastalığı daha kontrollü geçmesini sağlatmak için veriyoruz.